Arkadaşlar selamün aleyküm. Bu videoma hoş geldiniz, bugün sizlere dinimizde ölen kimseler neden yıkanır ve kabre konan kişinin üzerine neden tahta dizilir bunun hikmetinden bahsedeceğim. Ölen bir müminin teçhiz ve tekfini, yani yıkanıp, kefenlenip, namazının kılınması ve defnedilmesi, geride kalan Müslümanlara kifayeten farzdır. Bu görevi, Müslümanların bir veya birkaçı yapınca, diğerleri de sorumluluktan kurtulur. Ama hiç kimse bu görevi yapmazsa hepsi sorumlu olur ve günah işlemiş olurlar. Ölüyü yıkayıp kefenleyerek namazını kılmak ve toprağa gömmek şeriatı kadim edendir. Übey bin Kab'dan rivayet edilen bir haberde bildirildiğine göre, Hazreti Adem aleyhissalatu vesselam vefat edince, melekler cennetten getirdikleri kefen ve kokularla geldiler ve Hazreti Adem'i yıkadılar, kefenlediler, güzel kokular sürdüler. Sonra namazını kılıp kazdıkları mezara yerleştirdiler ve üzerini kerpiçle kapatarak toprakla düzlediler. Bu işleri tamamladıktan sonra Hazreti Adem'in oğullarına "Ey Adem oğulları, bu yaptığımız sizin sünnetiniz olan şeriatınızdır. Bundan sonra ölülerinizin cenaze merasimini ve defin işini bizden gördüğünüz gibi yapın." dediler. Böylece Hazreti Adem Aleyhissalatu Vesselam'dan bu yana gelen bütün ilahi dinlerde ölülere aynı muamele yapılmaktadır. Nitekim son semavi din olan dinimiz İslam'ın tebliğcisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ölümünden sonra Müslümanın yıkanmasının ölenin sağ kalan Müslümanlar üzerindeki haklarından biri olduğunu belirtmiş ve geride kalan Müslümanların ölen kardeşlerine karşı bu son vazifelerini yapmalarını emrederek nasıl yapılacağını da öğretmiştir. Arkadaşlar, ölünün yıkanması şerefli bir varlık olan insana bir hürmettir. İnsanın ölüsü de saygıya layıktır. Bu saygı bir yönüyle, ölünün yakınlarına bir teselli olduğu gibi ölümün yokluk olmadığını, vatanı aslisine gittiğini ve gittiği yere pak ve temiz bir şekilde gönderilmesi amacını taşımaktadır. Ölünün adeta yeni doğmuş bir çocuk gibi yıkanması, bir yönüyle yeniden doğuş olayını sembolize etmekte ve fani yolculuğun yani dünya hayatının kendisi üzerinde bıraktığı kir, toz ve bulaşıkları gidermeyi temsil etmektedir. Bu yıkamanın ardından, yeni doğan çocuğa giydirilen zıbın misali kefene sarılır ve büyük bir ihtimamla beş iğne indirilir. Hazreti Cabir'den gelen bir rivayete göre, cenazeyi yıkamak günahların affına vesile olmaktadır. Kim kabir kazarsa, Allah ona cennette bir köşk bina eder. Kim bir cenaze yıkarsa, annesinden doğduğu gün gibi tüm günahlarından sıyrılır. Kim bir ölüyü kefenlerse, Allah ona cennetteki giysilerden bir giysi giydirir. Ebu Hüreyre radıyallahu anden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir cenazede, cenaze namazı kılınıncaya kadar bulunursa, bir kirat daha, gömülünceye kadar kalırsa, iki kirat daha, sevap alır. İki kirat ne kadardır ya Resulallah? diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iki büyük daha kadar. Cevabını verdi. Ölünün üzerine tahta konmasının hikmeti de şöyledir, İslamiyet'te ölüler genellikle kefende toprağın altına gömülür ve üzerlerine ahşap ve tahta cinsinden bir şey konulur ve üzerine toprak atılır, bunda amaç toprağın ölünün üzerine düşmemesi ve onu kirletmemesidir. İlave olarak da ölünün üzerine tahta dizilir ve üzerine toprak atılır böylece ölü ile tahta arasında boşluk yani hava kalarak ölünün çabuk çürümesi sağlanır. Bu nedenle ölünün üzerine konulan şeyler metal cinsi olmamalı veya tahta dizmeden direkt ölünün üzerine toprak atarak ölüye saygısızlık edilmemeli ve çabuk çürümesine de engel olunmamalıdır. Rabbim tüm geçmişlerimize rahmet eylesin. Bizlere de kolay ve imanlı ölümler nasip eylesin. Amin.